Evet, dinliyorum Fikret Efendi. Hasan Cemal, Oya Baydar ve Baskın Orhan'ın da aralarında bulunduğu 200'den fazla yazar ve akademisyen TYD ve YPG'ye destek çıkan bildiri yayınladı. Bildirde şunlar İnanılır gibi söyleniyor. değil ya. Türk askerini, Türk polisini şehit ediyor, bombalıyorlar adamlar. Daha hala YPG, PYD'ye destek, inanılır gibi değil. Terör örgütü olduğunu açıklıyor devlet. Yüzlerce, binlerce belgeyle ispat ediyor. Buna rağmen böyle. Yani bu mucize, bu çok şaşırtıcı. Evet. Bildirde şunlar söyleniyor. Mevcut iktidar düşünülebilecek ne kadar bölgesel ve evrensel aktör varsa, yani Esad'ı, PYD'yi, Rusya'yı, Amerika'yı, İran'ı, Avrupa Birliği'ni düşman ilan etmiş bulunuyor. Rusya vurur diye uçak kaldıramadığı için Suriyeli Kürtleri aynen Türkiye'li Kürtler gibi fırtına topu ateşine tutmakla övünüyor. Kimselerin böyle bir ortamda Türkiye'yi savaşa girmeye zorladığı yok. İktidar 90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bizzat böyle bir kapan kurdu ve içine gönüllü atlamaya çalışıyor. Canım olur mu? PYD, YPG'nin orada büyük bir Kürdistan kurma hayalini 200 yıl önce İngiliz derin devleti oluşturmuş. Ve İngiliz derin devleti bütün gücüyle destekliyor. Açıkça da söylüyorlar zaten. Osmanlı'nın son dönemi gibi diyorlar. Biz buraya büyük Kürdistan'ı kuracağız diyorlar. Dolayısıyla yani bunu böyle anlamazdan gelmenin bir alemi yok. Adamlar 800 kilometrelik alanı 400 kilometre eninde kaplamış vaziyetteler. Yani dev bir ülke demektir bu. Bunu nasıl anlamazdan gelirler? Türkiye'nin güneydoğusunda da devlet kurmak istediklerini söylüyorlar. Yani Suriye ve Irak içinde de geniş bir coğrafyayı ele geçirmiş durumdalar. Böyle bir mantık Türk halkı tarafından asla kabul edilmez. 200 kişi, o 200 kişi de kalır. Türkiye 80 milyon. 200 kişi karşıymış. Hiç kimse onu kale almaz. İsimleri, titri ne olursa olsun hiç kale almazlar.